19 Mayıs 2021 Star.com.tr Selahattin Çakırgil. Orta Doğu son gerilimdeyken İran nelerle meşgul? Müslüman dünyasının yığınla meselelerinden birisi de halkın ekseriyetini Müslümanların oluşturduğu için Müslüman ülke diye isimlendirilen 55-56 ülkesinin bunca parçalanmışlığına ve bölünmüşlüğüne rağmen bu durumla yetinmeyip birbirleriyle başta psikolojik savaş olmak üzere siyasi, iktisadi, kültürel, hissi düşmanlıkları sürdürmekten medet ummalarıdır. Mesela 400 yıl birlikte yaşadığımız nice Müslüman halkları aşağılayan bir dönem yaşadık 100 yıldır. Pis Araplar bizi arkadan vurdular diye. Halbuki hatta Şükrü Hanioğlu, İlber Ortaylı ve diğer birçok tarihçiler de 3 yıl öncelerde Dolmabahçe Sarayı'nda tertiplenen Sultan Reşat Sempozyumunda açıkça Osmanlı'nın Arap diyarlarında belki bir takım mahalli ve kabileler arası mücadeleler olduysa bile Osmanlı'ya karşı iddia edildiği gibi kitlevi bir isyanın söz konusu olmadığını, tam tersine 1. Dünya Savaşı esnasında Arap diyarlarında Osmanlı ordusunda resmi olarak vazife alanlardan ayrı olarak 90 binden fazla da gönüllüler bulunduğunu, keza İngilizlerin Irak'ta Osmanlı ordusu karşısında binlerce kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldıkları Kutül Amare Muharebesi sırasında bölgenin Arap halkından 16 bin halk gönüllüsünün o savaşta fiilen savaştığını dile getirmişlerdi. Halbuki emperyal güçlerin telkiniyle sistematik hale getirilen her ülkedeki resmi ideolojiler, hele de son 100-150 yıldır Müslüman halkların arasına düşmanlık tohumları serpmek için halkların diline pis Arap, pis Türk, pis Kürt, pis Şii, pis Sünni gibi karşılıklı hakaret sözlerini etnik tahrikler için tarafların dil ve günlük konuşmalarına planlı şekilde yerleştirdi. Dahası İstanbul'da birileri siyah köpeklerini Arap Arap diye çağırırken Kahire'nin zengin kesimlerindekilerin dilinde bu çağrı kendi keltleri için seslenmelerde Türk'e dönüşüyordu. İran, Osmanlı ve bugün Türkiye konusunda da benzer basitlikler sahnelenmek isteniyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Sadece İslami hassasiyet ve basireti olanların bu oyunlara alet olmaları şaşırtıcıdır. Arap dünyasında yıllardır İran İsrail'den bile tehlikelidir lafı bizim toplumumuza da yansımaya başlamadı mı? Halbuki bir takım ciddi sıkıntılar olsa bile İslam milletinin bir parçası olan bir halk ve Müslüman coğrafyalarının asırlarca en mümtaz bir sahnesi olan İran coğrafyası nasıl böyle emperyal ve şeytani güçleri sevindirecek şekilde değerlendirilebilir. Evet, İran'ın kendi iç meseleleri de var başında. Nitekim İran 16 Haziran'da yapılacak yeni Cumhurbaşkanlığı seçiminin havasına girmiş bulunuyor bugünlerde. İç kamuoyu en çok bu konuyla meşgul. Ama 40 yılı aşkın zamandır Filistin konusunu ve Siyonist İsrail rejiminin hayatına son verecek nihai darbeyi vurmak üzere oldukları gibi iddiaları dilinden düşürmeyen bir İran'ın bu son Siyonist haydutlar rejiminin Gazze saldırıları konusunda neredeyse sessiz kalması ilginç değil mi? Hatta 40 yılı aşkın bir zamandır Ramazan'ın son haftasında tertiplenen Kudüs günü gösterileri yapılmış gibi gösterilmek istenmişçesine sönük geçti. Bazıları bunu İran'ın nükleer teknoloji konusunda Biden Amerikası ile anlaşmaya varmak üzere olduğu ihtimaliyle izah ediyorlar. İran'daki sistemin en üst noktasında bulunan İnkılap rehberi Ali Khamenei'nin İsrail rejiminin saldırıları üzerine 11 Mayıs günü yaptığı konuşmadaki "Siyonistler sadece güç dilinden anlarlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri gerekiyor" şeklindeki sözleri her zaman söylenenlerin tekrarı mahiyetindeydi. Ama İran medyası da neredeyse kenarından teğet geçti bu korkunç saldırıların. Dahası Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halkı Müslüman ülkelerin birçoğunun liderleriyle ve ayrıca Putin, Merkel, Papa Franciscus gibi isimlerle bu konuyu günlerce müzakere etmesi İran'da bazı çevreleri rahatsız etmiş gibiydi. Erdoğan'ın halifeliği ve yeni Osmanlılık siyasetini ihya etmek istediği yönündeki iddiaların sık sık dile getirilmesi en masumu. Bu durum sadece İran'ın iç ve dış siyasetindeki bazı çetrefilli konulardan dolayı böyle diye izah edilebilir mi? Halbuki 15 sene önce İsrail rejimi
Güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine topyekün bir saldırıya geçtiğinde 34 gün süren o savaş sırasında Müslüman halkların hemen her birisi Hizbullah'ın destekçisi ve duacısıydı. Şimdi ise bütün gücünü Suriye'de Beşar Esed rejimini korumak için harcayan İran'ın ve Lübnan Hizbullah'ının İsrail rejiminin son barbarlıklarına uzaktan bakması nasıl yorumlanmalı? Birçok Arap rejiminin başındaki kukla yöneticilerin, diktatörlerin ve onların emrindeki medya kuruluşlarının, Siyonist İsrail rejiminin ve arkasındaki emperyal güç odaklarının Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye ve savunmasız, ordusuz, işgal altındaki Müslüman halka barbarca saldırılarına bu kadar ilgisiz kalması anlaşılabilir. Ama İran'ın tutumunu sadece devletler arası güç yarışı veya mezhep farklılığı gibi gerekçelerle izah etmenin hiçbir mantıki izahı yoktur. Sadece İran'ı suçlayanlar değil, bizzat İran'ın halkını yönlendirmekte liderlik edenler de dünyasının bu büyük açmazını derin bir nefs muhasebesiyle anlamaya ve çaresini bulmaya çalışmalıdır. Çünkü İran, Müslüman dünyasının terk edilemez ve vazgeçilemez bir mütemmim cüzü, tamamlayıcı parçasıdır.